Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başlıyoruz derslerimize. Bu besmelenin bereketine ben inanmışım. Besmele ile başladığımız kullu emrin zibalin la yubda'u bi besmeletin lem yubda' bi besmeletin fehuve akta'. Besmele ile başlamayan her hayırlı iş akta'tır, kesiktir. İnşallah soyu kesik olan dersleri değil, ilmun yuntafa'u bihi olacak. Ölsem de benden sonra muntafa olunacak bazı kişiler olacak, bazı kişiler ilmun yuntafa'u bihi nevinden inşallah olur. Ben o gözüm öyle bir ecirdedir. Allah bu ecri dinleyicilere de nasip eylesin. Ben şunu da inanıyorum, ben şunu da diyorum. Kim bu derslerden muntafa olup istifade ederse ben ondan sevap kazanıyorum ya. Benim kazandığım o sevabın bir misli de o müntefe olan şahsa gitsin. Ben ona da hediye ediyorum. Kim bu derslerden istifade edip faydalansa bana gelecek sevabın bir misli de ya Rabbi o şahsa da ver. Böylece birbirimize kendi sevaplarımızı hediye edelim ki belki bu şekilde Allah bizi kurtarır. Okuma yapıyoruz. Hareketsiz metin görüyorsunuz. Bakın nasıl hareketlendireceğim. Bir takım, yani bundan önceki videoları izlemediyseniz bunu hareketlendirmemi pek anlamayabilirsiniz. Önceki videoları izlediyseniz biiznillah bu mantığı ben söylerken belki benden önce siz bulacaksınız. Şimdi hemen başlıyorum. Bakın burada bir tahlil yapıyoruz. Ben bu tahlilin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ben ıstılahi kavramlara fazla sizi boğmadan şöyle mantık süzgecinden sizi yani haberdar ederek, mantıksal giderek, tabii kaideleri de es geçmiyorum. Ayrıntısına fazla girmiyorum. İlerleyen derste de ayrıntıları gelecek zaten. Şimdi el-ka'betu, hemen bunu zaten harf telif olduğu için bir kere tenvinli okuyamam. Ka'betu, ka'beti, ka'bete. Ha, onun başında onu etkileyecek, bir onu kesra yapacak, yani fetha yapacak bir şey yok ki. O zaman mutlak olarak dammedir. Bütün kelimeler mutlak olarak dammedir. El-ka'betu. Peki beytun. Bakıyorum harf tarifi yok. Buna tenvin yapacağım. Beytun. Ama bakıyorum kendinden sonra kelimeyle alakası var. Ona ait kılınıyor. Beytullah oluyor. Allah'ın evi. O zaman ait kılındığı için tenvini gider. Beytullahi. Kendine ait kılındığı için bu da kesre olur. İşte bu mantık. El-ka'betu beytullahi. Alın hareketsiz okuma. Muhammedun. Tenvinlidir çünkü erkek ismi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ezberedir. Bu okunuyor. Ezber okunuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulün. Tenvin mi diyeceğim? Hayır. Çünkü kendine sonrasına ait kılınıyor. Allah'ın Resulü. Resulullahi. Evet. Muhammedun Resulullahi. İşte bakın. Herkes okuma. Bu da niye kesre yaptım? Çünkü kendine önce bir kelime ona ait kılınıyor. Kharecel. Kharece. Bu zaten ezberlemişim. Kharece. Bir de C'yi görsem kharece. Çıktı yani. El medres. Medrese falan. Timer butayı okuyayım medrese diye. Müderristir bu. Kharecel müderrisu. Onu kesre yapacak bir sebep değil kharece. Mutlak manada müderrisu diyor. Müderris öğretmen çıktı. Min. Min'i gördüm. Bunu men diyemem. Çünkü soru değil. Min. Min. Harf tarif olsaydı mine diye okutacaktım. Harf tarif yok. Min. Bu ne hurfet. Hurfetin oda diye bunu ben okuyorum. Minden dolayı hurfetin oluyor. Kesre olacak. Peki tenvinli mi yapacağım? Tenvinli yapmama engel bir şey var. Kendinden sonrasına ait kılınmış. Hurfeti el-müdiri var. Müdürün odası demek ki. O zaman bu tenvini de gider. Kesralı olur. Minden dolayı. Min hurfetil müdiri. Ve müdir de kesralı oluyor. Çünkü ona ait kılınan bir kelime var öncesinde. Böylece kharecel müderrisu. Hoca çıktı. Min hurfetil müdiri. Müdürün odasından. Hazayı gözü kapalı okuyoruz. Beytu hamidin. Hamidin evi. Kendine sonrasına ait kılınıyor. Yani öyle hemen dalarak haza beytun hamidun deme. Hemen dalma. Önce bağlantı kur. Hele bu nedir? Ev hamid. Ev hamid. Demek ki hamidin evidir. Böyle düşünerek ona ait kılındığı için ait kılınma kaidesini hatırla. Beytu hamid, beytu Muhammed, beytu Abbasin, işte beytu falanin gibi. Beytu tahamidin. Bu tenvinsiz olur. Bu da esralı olur. Ve bu tenvinsiz olması dammeli. Çünkü onu etkileyen kesre yapacak bir sebep yok. Haza bir sebep değildir. Evet. Hamidin ve zalike beytu halidin. Evet. Bu eyne diyemem. Burada damme var.
İbnu, bakın İbnu'dur. İbnu Ammar'in, evet. Ammar'ın oğlu. Aha, İbnu kelimesi Ammar'a ait kılınıyor. Tenvin İbnun, tenvinidir normalde ama tenvini gidiyor çünkü kendi sonrasına ait kılınıyor. Ammar'ındır, Ammar'in oluyor, ait kılınan bir şey var. İbnu Ammar'in, talibun, talibun, öğrencidir. Bakın talibun vav olduğu için talibunun kendinden sonrasına ait kılınması mümkün değil. Ve vav olduğu için yeni bir cümle başlıyor. Dolayısıyla ben talibunu bir rahat bir şekilde tenvinli okuyabilirim. Onu tenvinsiz yapacak bir sebep yok. Tenvinsiz okuyamam için ya kendinden önce bir tane harf talip gelecek ki bu talip et-talibu bir öğrenci iken öğrenci olsun. Talip öğrencidir. Harf talip yok. Ondan sonra kendinden sonrasına bir ait kılınması olması lazım. Talibu işte medreseti. Ondan sonra bir kelime de yok ait kılınsın. Ondan sonra bu nedenle bu tenvinli olur. Ve yeni bir cümle, yeni bir başlangıç ifade ediyor. Ve İbnu Yasir'in tacirun. Yine tacirun diyorum. Onu tenvinden soracak bir sebep yok. Beytul müderrisi. Ba'idun ve beytut taciri. Garibun ve haza miftahul miftahul lamı okuyamam çünkü şemsi har sin. Miftahus seyyareti. Evet. Kesralıdır. Miftah ona ait kılındığı için. Tenvini yok. Harf tarif olduğu için. Eyne. Eyne gözü kapalı okuyoruz. Soru işareti izleden var. Eyne miftahul beyti. Evin anahtarı nerede? Min. Bakın soru işareti var mı? Var. Bakın o zaman min diyeceğim. Min ente. Ya. Min ente. Şimdi senden. Ya veledu. Ey veled. Min men aha min diyemem. Çok güzel. Ente var. Sen. Senden olmaz ki. O zaman demek ki mendir. Kimsin ya? Kimsin? Soru edatı olduğunu men diyeceğim. Min soru edatı değil ki. Men kimsin? Kim? Ente. Sen kim? Sen kimsin? Ya veledu dedik ya. Ya harfi nida kendinden sonraki kelimeyi tenvinden soyar. Ya veledu. Ey çocuk sen kimsin? Ene İbnu Abbasin. Ben İbn Abbas'ım. Ve İbnu men kimin oğlu? Huve. O. O kimin oğludur? Huve İbnu Halid'in. Eyne mescidu mescidu Resuli. Evet, mescidu Resulin. Mescidu Resulin. Resulün mescidi. Bakıyorum Resul de Allah lafzına izafe olunur. Yani Allah'ın Resulü. O zaman bu da tenvinden gider. Ama kesrası durur. Çünkü onu kesre yapacak mescittir. Mescit onu kesre yapıyor. Ait kılınıyor. Resuli oluyor. Tenvini gitti. Çünkü Allah'a izafesi yapılacak. Ona ait kılınacak. Resulillahi. Evet bakın ikisi kesre. Bunu kesre yapan mescittir. Bunu kesre yapan Resul'dür. Evet. Eyne. Mescidu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Huve fi. Fi'den dolayı kesre olacak. Fil medine ti. Bakın kesre oldu. El münevvere ti. Bu da münevvere Medine'nin sıfatı olduğu için o da aynı kesir olur. Ona uyar. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin tenvini gider çünkü Hamid'e ait kılınıyor. Hamid'in kızı. Fil medreseti. Fil'den dolayı kesra. Ve bintu Muhammedin. Muhammed'in kızı. Fil camiati. Üniversitededir. İsmul müderrisi Sa'idun. Bakın vav olduğu için ait kılınma ihtimali yok. Hemen tenvin yapıyor. Ve ismul mühendisi Halidun. Erkek ismi olduğu için tenvinli. Amme. Yok amme diyemem. Soru değil çünkü. Amme yani neyden? Ammu amcadır. Ammut talibi. Ammut talibi. Normalde ammun tenvinlidir ama talibe yani öğrencinin amcası ait kılınan için tenvini gider. Bu da kesir. Ammut talibi ganiyyun. Zengindir. Babul mescidi meftuhun ve. Ve olduğu için meftuh burada bağlanamaz kendine sonrasında tenvini sağlam. Ve babul medreseti muğlaqun. Halu hal yani dayı demektir. Halu hamidin. Hamidin dayısı. Fakirun tenvin. Seyyaretu Abbasin. Abbas'ın seyyaresi yani arabası. Fi. Fi'den dolayı keser olacak. Fi şari'i. Şöyle. İbnu'dur yine. İbnu men. Kimin oğlu? Ente. Sen. Sen kimin oğlusun?
Ene ben İbnu el Müderrisi. Evet. Müderrisi İbnu'dan dolayı ona ait kılındığı için kesre oldu. Eyne el-kelbi diyemem çünkü eyne bunu kesire yapacak bir şey değil. Fi ila ala onu kesire yapar. Eyne normalde nerede demektir. Dolayısıyla bu onu kesire yapacak bir şey olmadığı için dammedir. Harf tarifi olduğu için tenvini olmaz. Eynel kelbu. Köpek nerede? Huve müzakere olduğu için o tahta bunu tahtu diye okunmaz. Tahta her zaman okunur. Tahta buraya ait kalındığı için tahta seyyareti arabanın altındadır. Kevvin. Evet bunu da yine cezimli ve bunu da şöyle kevin diye görür görmez hemen biliyorum çünkü bunu çok görmüşüm. Siz de böyle görüp hatırlayacaksınız. Kevin yani oluştur. Cümelen cümleler. Cümletun cümelun. Ha cümelun iken cümelen olmuş. Çünkü oluşturma emrinden etkilenen bir kelimedir. Demek ki bir kelime bir emirden etkileniyorsa fetha olur. Ha, bu da destek elifi olarak gelir. Normalde cümelünde o elif yok. Cüme, bakın cümelün. Cümleler. Cümletün kelimesini cümletün. Cümletün kelimesinin çoğulu cümelündür. Cümelen olmuş. Burada destek elifi geliyor. Bütün fetha tenvinlerde kevinden dolayı bu fetha olmuş. Kevin cümelen. Müfideten, o da onun sıfatı olduğu için o da fethalı. Bi mil'i el firagi, boşluğu doldurmakla. Fima yeri, verilen. Şu gelecek boşlukları doldurmakla kevin cümleler, cümleler oluşturun. Şurada el beyti muğlak. Mesela evin neyi kapalıdır? Babul beyti. Tamam, evin kapısı. Babul beyti muğlakun. Eyne seyyareti. İşte... Eyne seyyareti, sahibu seyyareti. Evet. Eyne sahibu seyyareti. Arabanın sahibi nerede? Muhammedun Resulullahi. Evet, Resulullahi. Bunu Resuli yapacak bir sebep yok. Et-tabibi, ba'idun. Evet, et-tabibi. İbnü't-tabibi, doktorun oğlu, ba'idun, uzaktır. El-Kur'anu kitabullahi. Hatice'tu, bakın tenvinsiz, bayan ismi. Zavcu Hamid'in, Hamid'in eşidir. Ene İbnül Müderrisi. Evet. Et-Talibi meksur. Kalemut-Talibi meksurun. Kalemun demiyorum. Kalemut-Talibi. Babul-Beyti meftuhun. Evin kapısı açıktır. Kharecel-Müderrisu. Kharece diye okuyor. Hemen kharece. Kharece-Müderrisu. Müderris çıktı. Min. Dendan demektir. Min Gurfetil-Müdizi. Müdürün odasından çıktı. Burada yine sahih etterkibe sahih emirdir. Emirden sonra gelen kelime fethalı oluyor normalde. Etterkibati bu çoğul olduğu için terkibati özel bir sebebi var bunun. Onu ilerleyen derste de göreceksiniz. Sahih, sahih kıl etterkibat terkibleri ettaliye. Gelecek terkibleri güzel. El kalemu talibi şöyle el kalemu et-talibi. Yanlıştır bu. İkisi de harf tarif olamaz ki. Ait kılınan harf tarifsiz. Kalemut-talibi olması lazım. Bintu Hamid, Hamidun olmaz. Çünkü ona ait kılınıyor. Bintu Hamidin olacak. Yanlış. İsmu el-velede olmaz. İsmul veledi. Bu da tamam. Güzel bir etkinlik. Beğendim. Zekice hazırlanmış. Bu nedir? Babu es-seyyareti. Tamam. Seyyareti olmaz. Çünkü babu ona ait kılınan için kesra olur. Er-Resulullah olmaz. Ait kılınan harf tarifli olmaz. Resulullahi. İbnun el-Müderrisi. Tamam bu el-Müderrisi doğru ama İbnun tenvinli olamaz. Ait kılınan tenvinsiz olur. İbnül-Müderrisi. Güzel. Beğendim. Zekice bir etkinlik. Doğrularını siz yanına yazabilirsiniz. Muhammedun. Ha bu sefer nida harfleri. Muhammedun tenvinlidir normalde. Nida gelse yani ey Muhammed ya Muhammedu tenvini gider. Üstazun hocadır. Ya üstazu ey hoca. Halidun Halidin ismidir. Ya Halidu veledun ya veledu tenvinleri gidiyor nidadan dolayı. İkra vektub oku ve yaz. Ma'a dabti evahilil kelimat. Kelimelerin sonlarını dabt etmekle belirtmekle oku ve yaz. Ya Aliyu ya Abbasu şeyhun. Çünkü başında ya harfi nidası yok. Ya şeyhu diye olsaydı. Bak ya şeyhu
Evet, tenvini gitti. Ya raculu ya yasirun. Yasirun diyecek mazda. Yasirun bu yasirdir. Ya ammaru doktorun. Başında ya yok. Ya doktoru. Ey doktor diyoruz. Bu da dersi bu şekilde tamamlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.